Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir araç tanıtımıyla karşınızdayız. İşte Iveco Stralis 500. Gördüğünüz gibi araba bu şekil. İçini de tanıtayım sizlere. Bu da ağır çekim, çift çeker abi. Ağır çekiyor. Yani ağır tonaj çeken araç. Ağır çekim dedim. Şöyle işte gördüğünüz gibi 500 Stralis Iveco. Şimdi bunu da şöyle bir girelim içine, bir kontrol edelim. Bakalım araba nasıl bir şey. Haydi bismillah. Bu aralar bayağı bir şey var. Araç tanıtımı yapacağız gibi. Evet abi, arabanın işte iç kısmı bu şekil. Diğer araçlarla biraz farklı. Yine bu şeye göre biraz daha yüksek. Bu motor bölümünün önü yine yüksek. Tepe biraz daha yüksek, yani aynı şekilde bizimki gibi. Geniş araç bayağı. İşte burada telsiz falan var. Şimdi şoför olduğu için arabanın fazla kurcalamak istemiyorum. Sadece şöyle adamın özel eşyaları falan var. Şöyle bir çekeyim aracı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle direksiyonunu göstereyim. Hiç kullanmadım ama araba biraz değişik. Yani devamlı yola gidip gelen bir araba. Otomatik vites değil bu. Normal manuel vites. İşte buralarda dolapları falan var. Şu buzdolabı olması lazım. Şuradaki. Şu buzdolabı olması lazım. Gördüğünüz gibi araba geniş. Güzel. Ama kaçmadan, bunun için şimdi bilmiyorum, ruhsatını da almadan şöyle tekrardan çekelim içini de. Kısa kısa böyle videolar gelecek arkadaşlar, böyle değişik arabalarla geldiğinde. İşte 480 MAN 480'i çekmiştik. 560 ve 680 de var bizim firmada. Onları da çekeceğim sizlere tanıtım için arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Iveco Stralis 500 çift çeker abi, ağır tonaj aracı. Şöyle yine gösterelim. Ağır tonaj aracı olduğu için çift çeker. Lastikleri falan değişecek. Bayağı bir dağdan yeni inmiş. Evet arkadaşlar, bir araç tanıtımımızın daha sonuna geldik. Abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hadi Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, az önce size bir tane araç tanıtımı daha yaptım. Aracımızı dediğim gibi fazla kurcalayamadım. Fazla detaylı anlatamadım. Sebebi, yani her sonuçta burada bir aracın bir şoförü var ve adamın özel eşyaları var. O yüzden karıştırmak istemedim. Böyle kabadastak bir video çektim. Şimdi yorumlarda belirtiyorsunuz. İşte diyorsunuz ki abi DAF çek, işte şunu çek, bunu çek. Ben burada olan araçları çekiyorum. Bizim şirkette olan araçları çektim. Ama böyle ekstra DAF'tır, Mercedes'tir, işte Mercedes sistem var, Volvo'dur, Skyline'dir, bunlar denk gelirse çekeceğim. O yüzden şu anda bizim şirkette olan araçlar çoğunlukla Renault, MAN ve Iveco abi. Ford da var. Ford 3 tane kaldı galiba. Yok 3, 6 tane Ford kaldı. Iveco bir tane kaldı. Diğerleri Renault ve MAN genelde. MAN ağır tonajda çalışan araçlar. Renault'lar da genelde işte yurt dışına çalışan, işte bizim gibi piyasa çalışan araçlar. O yüzden şu anda elimizde olan maalesef bu. Yakın zamanda zaten yine vloglar gelecek, tır vlogları, işte yollar. Aslında ben İzmir'den Ankara'ya gelirken çekmiştim ama onda yine bir video, bir sıkıntı, ben bir yanlış yapmışım. O yanlıştan dolayı o video çöp oldu maalesef. Çöp olduğu için de mecburen o videoyu yayınlayamadım. Böyle kısa kısa araç şeyleri çekeceğim, videoları. Ama tabii dediğim gibi araçların sahipleri şoförler olduğu için içinde özel eşyaları var.
O yüzden fazla kurcalamak istemedim. Kapadastak size bir detaylı anlatayım istedim. 500 işte Stralis 500 şu anda yanımda parklı zaten. Güzel araç. Tabi çift çeker olduğu için ağır tonajda kullanılıyor. Öyle piyasada göremezsiniz. Yani çek piyasa için bir araç değil, ağır tonaj için. Genelde ağırlık taşıyor. O yüzden sizlere bunu anlatmak istedim. Çok da güneş olduğu için bu perdeyi kapatmak zorunda kaldım. Video sıkıntılı olacak, yoksa kapatmasam zaten de sıcak. Evet, yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Abone olup desteklerseniz sevinirim. Bildirimler için de bildirimi açarsanız her video yüklediğimde sizlere bildirimi gelecektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.